gittim. Kaç yılında gittiniz Girit'e bu ziyaret? 2004'te gittim. 2004'te gittiniz. Evet. Eşimle bir de bir avukat arkadaşım. Eşi. Fotoğrafları falan görmüştüm. Bir kere mi gittiniz? Efendim? Bir kere mi gittiniz? Bir kere yoksa, gittim. Ama benden evvel yeğenim gitti. Ablamın büyük kızı, o avukat İstanbul'da. Nilgün Yamaner. O gitti ve o gittiği için ben biraz bilgiyle gittim. Hani nerede ne arayacağımı biliyordum. Ama biliyordunuz. İnanın neler hissettiniz peki? Yani gittiğinizde şey, eski evlerinizi görünce. Çok enteresan bir şey anlatacağım size. Buyurun. Annem bize derdi ki, şimdi biz kalabalık bir aileyiz, 7 kardeş. Ama o 7 kardeşin arkadaşları var. Onlar geliyor, abimin arkadaşları, kız arkadaşları. Şey. Ev curcule. Koca bir ev, 10 odalı bir ev. Arada güler. Tabii oraya gelen meyve sebze de tahmin edin nasıl geliyor. Annem onları gördüğü zaman ağlardı. Bu portakallar yenir mi çocuklar? Biz bunları kucağımızda seçerdik. Hayvanlara vermeye acırdık. Bunları hayvanlar bile yemez. Biz Türkiye'de bunları yiyoruz şimdi diye annem ağlardı. Öyle bir şey. Gittiğim anneme de der ki, büyüyünce tabii, anne maziye geçmiş derler. Üzülme artık, boş ver. Biz bunları bulalım, bunları yiyelim derdi. Fakat öyle değilmiş. Oraya gittiğimde, ilk gittiğimde Dilgün benden evvel gitmişti. O Dil Tarih Kurumu'nun şey var ya, eski anıtları, şeyleri, siyaseti, onunla gitmişti. O daha bilgili gitti. Dil de biliyor o bakımdan. Araya araya bulmuş çiftliği. Orada yaşlı bir teyze buluyor. Enteresan olan o. O yaşlı teyze anlatınca, tamam diyor, ağlarım giderken burada emeğiniz var. Biz burada çok çalıştık tarlada, evde, şeydi. Onun için bize bıraksalar, başkaları almasın, emeğinizin karşısında. Biz gidiyoruz, gelir biz, gelmez biz, belli değil. Bu size kalsın. İşte biz çabuk çocuklar getirir, ceviz getirir, badem getirir, portakal getirin ve ona ikram ediyorlar. Ben gittiğimde o hanıma sordum. 2 sene oldu kaybettiğimiz dediler. Onun çocukları, torunları. Sonra birisi bizi misafir etti bahçesinde. İnanır mısınız? Bahçenizin, kendi bahçenizin, dedenizin bahçesinin portakal suyunu size ikram ederim dedi. Evet. Düşün o kadar. Ve ben oradan bir avuç toprak aldım. Getirdim annemin mezarına, amcamın mezarına getirdim. İnsanın kalbi ağlar mı? O gün ağladı. Kalbim böyle ılık ılık oradan bir şeylerin aktığını hissettim. Güzel. Çok güzel.